Şimdi arkadaşlar, dal kesiminde veya yeni sürgün ayrımında ufak tefek dikkat edecek olduğumuz hususlar var. Mesela şurada iki tane genç sürgün var. Bu sürgünümüzün biri dışa bakıyor, dal gidişi, biri de içe bakıyor arkadaşlar. Ben mesela bu sürgünü, bu genç dalımızı devam ettirme tarafında değilim. Ya bunu buradan keserim, bu tarafa paralel akış yapsın dal, ya da hep dibinden keserim, bunu bırakırım. Şimdi bunu bırakırken de yine dalın zayıf kalmaması için şu yanlardaki çıtırları kestik, işte burada gördüğünüz gibi. Bunu ben keserim arkadaşlar. Bunun sana bir faydası yok. Çünkü ters yöne çalışıyor. Yine bu dalımız da öyle, ama sen bunu ayırmışsın, yetişmiş artık. Ben içe giden sürgünümüzü burada kesmiş bulunuyorum. Mesela şu, ben bunu bırakmam, bana bırakırsan. Çünkü bu dalımız ters yöne çalışıyor. Bunu direkt keselim. Evet, verime geçmiş. Ama bu zamana kadar yapılan çalışma boş. Çünkü dal ters yöne çalışıyor. Şimdi dalın, ocağın içi güneş gördü mü? Gördü. Gördüm. Yine burada, burada mesela içe giden dalı biz kestik mi? Kestik. Ha, sen şimdi burada yine şu çıtırları kesmen lazım ki nefes alsın ocağın içi. Ha, burada ocak sık. Dallar sık arkadaşım. Dallar sık. Sen bunu seyretmende fayda var ileriki günlerde. Bunu keseceğiz dibinden tabi. Şimdi burada yine dal üzerine dal. Ha, bu aşağıdaki dallar miadını doldurmuş gibi. Yine bak, burada yanlış bir dal daha bırakmışsın. Bak arkadaşım, fuzuli. Bak mesela bu da kes. Bunları da kes. Ha, bunları dibinden keseceksin. Bu dallarda dibinden keseceksin. Bak örneğin mesela bu da sakatmış zaten. Yetişmez. Bunu da kes. Mevcut olan dallar anca oldu abi. Anca oldu. Oluyor değil mi? Evet. Mesela bunları kes. Bunlar sana hiçbir şey şey yapmaz. Kazanıp sağlamaz. Şunu da kes. Tek yönde ben kestiğim için. Şimdi arkadaşlar, ben bunun da bir şey yok. Şu yetişsin yetişebildiği kadar. İleride bunu bakarsın şekline. Eğer evet arkadaşlar, ne oldu? Ocağımızın içi güneşi gördü. Ocağımızın dibi güneşi gördü. Buna benzer. Yani birçok örneği şey yaparsın. Ben birden de bunu kes demem sana. Birden de kesme. Yavaş yavaş. Her yıl 3-5. İşte burada da yine hakeza. Bunlar dal olmaz. Bak kardeşim. Bu dal olmaz bir kere. Olmadığını ben sana söyleyeyim. Yanlış yerde dal yetiştirmişsin. Bunlar bitkinin enerjisini boşa götürür. Tamam. Bunlardan dal olmaz. Benim büyüklerim şunu der. Eskiden çifti öküzle sürdükleri için bu evet. İş yapacak öküzün ayakları güdelek olur derlerdi. Yani boğumlu olur böyle. Şimdi şu ocakta bize dal olacak. İleride bizim işimize yarayacak hocam, şeyi dal göster olmaz. Abi. Bak, yaptın Adem abi, burayı bunu kesmişsin. Öyle yapıyoruz abi. Bak bu dal olmaz. O neden abi olmaz abi? Bir anlatır mısın onu? Bu, o niye olmuyor dal? Bunun dal özelliği yok ki. Nasıl olacak yani, bu dal özelliği olan yani, dal nasıl oluyor? Olucu olarak bokundan belli. Oradan göster bize. Mesela var mı orada mesela bir bak, ışkınlardan? Bak görüyor musun, bak bu güzel. Evet. Bak filinta gibi. Öyle derler. Ama şunlar dal hocam. Ama bak, madem bunu, şu. Bunu yanlış çalış. Bak terbiye bu çok önemli. Bu bıçak yedikçe düzelir. Şu içe giden dalı kes. Bak dışa açtık şimdi bunu. İçe gitmeyecek. Anlatabiliyor muyum güzel kardeşim? Anlıyoruz abi. Heh, bu şekilde. Yani şu dalın içindeki çıtırlar size bir şey getirmez. Bu ancak kalabalık yapar. Güneş enerjisini engeller. Bunları kesin. Bak bunların hiçbir size önemi yok arkadaşlar.
Hiçbir önemi yok. Mesela dal içinde dal. Bunlar ya bir tane bırakacaksın burada ya. Mesela gel. Şimdi en büyük benim acizane dertlendiğim bir durum. Mesela muhtarım dedi evet, ki ya biz bunu kesmesini biliyoruz dedi. Fındık dal bırakmasını da biliyoruz dedi sayın muhtarım. İşte buyur gel. O zaman muhtarıma ver abi şeyi, o kessin biz görelim. Muhtar, ben bir bak, keserken göreyim. Ben usta bunu kesmedim ama şimdi keseyim mesela. Gör bunu, bundan dal olmaz. Şimdi, bak, kes bunu. Dibinden kes. Hayır. Dibinden kes. Öyle yüksek kesmeyeceksin. Muhtar. Ay gidi muhtar. Hem bu dalları çok yüksekten kesmişsiniz. Bu olmayacak. Şimdi dal budaması. Mesela ben şunu da bırak. Bak dal içinde dal. Mesela bu da içeride ama bırakmışsın artık. Verime de geçmiş. Tamam mı? Bunun birinden birini kaldırırsın önümüzdeki yıllarda. Bak hocam mesela şunu da kes. Bak şimdi bunu yönlendir. Bak yönlendirme. Ver muhtar şunu. Bunu yönlendireceğiz arkadaş. Şu içeri gelen dalı keselim. Kesildiğiz. Evet. Bu genç dallar için geçerli. Heh. Bunu yönlendireceğiz şimdi. Nedir bu? Bu şimdi yanda özgün olarak çıktı. Şunu kes muhtar. Al. Bak bu da. O da kesilecek. Evet. O da kesilmesi lazım senin elindeki. Değil mi? Tabii bunu da kes. Bunu da kes. Al. Al bunu da kes. Evet. Şimdi bir sofrada 15 kişi mi yemek yerse daha lezzetli yer? Yoksa 4-5 kişi mi? Yemen lezzetine bağlı abi. Yok hayır. Ya karnı doyar. Yani hocam kes işte. Şunu da kes. Şu dalı da. Dal işte bak şimdi. Onu da kes hocam. Heh, onu da kes. Neden kesiyorsunuz? Bu dallar genç hocam. Bunda en az 6-7 yıl ekmek yiyeceksiniz yani. Görüyor evet, musun o dalı? Doğru. Bir ayrı konuda küf var arkadaşlar. Bu küf her arkadaşlar çok şeyler söylüyor. Çinko yetersizliğinden. Ama tek element yeterli değil. Yine bizim leosolumuzu, yine bizim hümik asitimizi veya fülvik asitimizi bu bitki kullanması lazım. Mesela şu aynı. Bu, evet bu küfün. Küf dediğimiz. Evet bu nefes alamıyor abi. Topraktaki kökler nefese ihtiyacı var ama yeterli değil. Besin eksikliği var, besin elementi eksikliği var. O nedenle bize küf olarak geri dönüyor. Şimdi şu dallar kesilmiş. Biz bunları kesinlikle yani bunu bizim kesimimiz değil. Ben burada senin bahçende gördüm. Hayır. Tamam, hayır. Kaçamazsın muhtar. Kaçmıyor. Aa, yok. Kaçmıyor. Heh. Yalnız kesimler doğru değil yani. Bunlar alçak kesilmesi evet, lazım. Evet alçak kesilmesi lazım. Evet sayın Ali hocam. Şimdi beni buraya kadar çağırdın. İşte ben keserim abi. Keseceksin abi. Biz seni niye getirdik buraya? Evet. Sen kesmeye Ali getirdin. Ali hocanın işte tarlasına bakmadığı şeylerden birisi de bu abi. Değil mi? Ya şimdi muhtarımın tarlasında değiliz ya yani. Konuşuyor rahat rahat. Nasıl rahatlamadın şimdi şu dal? Tabii ya olması tabii gereken. Bunun bir, bu da alınacak ileride bak. Olması gereken şey ya. Birden orada kesemeyeceğiz. Evet. Birden kesemeyeceğiz arkadaşlar. Her yıl azar azar terbiye yaptığımız zaman 2-3 yılda fevkalade bir ocak olmuş olacak. Ne yaparız? İleride şunu da alırsın, bu kalır. Onu da alırsın, rahat bir ocak konumuna evet, gelmiş olur. Tuttuklarının ikisi de alınması lazım aslında kitaba göre şu anda. Ya şimdi Ali hocamızı fazla şeyini kırmayalım. Biz burada yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kestik. 6 tane kestik. 2, 4, 6, yok ben 8, kesilmekten, yani doğru kesimden her zaman evet, zevk alırım yani. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı olsun yine. Yine bir gün çiftçi günümüzü burada tamamladık. Bana kalırsa fevkalade yararlı oldu. Bilmiyorum Ali hocama yararlı oldu mu? Tabii ki ya ne demek. Evet. Hepimize hayırlı olsun.